Amerikan güzeli ve narc ve mizansen videolarında ucundan değindiğimiz ama tam olarak girmediğimiz konulardan biri olan kompozisyon ve sinematografi konusuna gireceğiz. Mizansenden bahsederken bu konudan ucundan dokunmuş olsak da mizansenin alt kategorilerinden birisi, tamamını kapsamasa da en önemlilerinden birisi bizim için. Bugün direkt olarak kompozisyonun ne olduğundan bahsetmeyeceğiz, o ayrı bir video konusu. Ama bunun yerine neden kompozisyonun var olduğundan biraz konuşacağız. Bunun farklı öğelerinden daha önce konuşmuştuk. Bloklama olsun, açı türleri olsun, plan türleri olsun. Bunların hepsi kompozisyonun bir parçası. Bu konuda kendini geliştirmek isteyenler, özellikle film yapmayı düşünen ya da sinema öğrencilerine bu kitabı kesinlikle tavsiye ederim. Onun dışında sadece seyirci olanlara da ilk 100 sayfasını ufuk açıcı bir kaynak olarak kesinlikle tavsiye ederim. O da Blaine Brown'un sinematografi kitabı. Kesinlikle inanılmaz bir kaynak ve ufkunuzu açacak bir kaynak ilk 150 sayfasıyla. Daha sonrası biraz teknik konulara giriyor ama peki kompozisyonun ne olduğundan bahsetmeyeceğiz bugün dedik ama neden var olduğunu anlatmak için kabaca bir tanım yapmamız gerekirse kompozisyon bir sahnede, bir planda, bir çerçevede gördüğünüz tüm nesnelerin, oyuncuların ve alanların, alan derken space dediğimiz boşluk ve karakterler arası, nesneler arası boşluklardan bahsediyoruz. Alanların kullanımına verdiğimiz isim. Temel olarak birkaç öğeden oluşabiliyor. Çizgiler, şekiller, renkler, dokular, boyut, alan, perspektif, boşluk vesaire gibi tüm bunlar kompozisyonu oluşturan öğelerden bazıları. Peki bunların hepsi neden var? Aslında bunların hepsi çerçeveye baktığımız zaman nereye bakmamız gerektiğini bize gösteren öğeler. Peki kompozisyonda nereye baktığımızın ne önemi var diye düşünecek olursak, birincisi yönetmenin tam olarak görmemizi ve hissetmemizi istediği şeyi daha iyi anlamamızı sağlıyor. İkinci olarak da hani derler ya, kitabı daha iyiydi, kitabı daha iyiydi. Çünkü kitapta bir şeyi anlatmak için 5-10-20-100 sayfanız varken filmde ve videoda sadece kısa bir zaman aralığı var elinizde. İşte biz bu kompozisyonlarla bu zaman aralığının içini çok daha derin anlamlarla doldurabiliyoruz. Şimdi isterseniz bir örneğe bakalım. Hitchcock Üstad'ın Vertigo filminden. Filmi izleyenleriniz için bu sahnenin sonunda buradaki hanımefendinin intihar etmeye teşebbüsünde bulunacağını biliyorsunuz. Şimdi buradaki bu kompozisyona bakalım. Köprünün şekline, renklere, renk kullanımına, çizgi kullanımına, boşluk kullanımına ve tüm bunların ne ifade ettiğine, kompozisyonun kendisine, karakterimizin bu kompozisyona nerede durduğuna ve boyutuna ve giydiği kıyafetin rengine ve bunun arka planla oluşturduğu kontrasta ve köprü ve onların rengi. Buradaki hiçbir şey rastlantı değil. Tamamı planlı ve belli bir hissi karşıya geçirmek için yaratılan şeyler. Şimdi 2010 yılında yapılan bir deneye bakacağız ve burada sanırım çok daha net kompozisyonun neden kullanıldığını anlayabileceksiniz. O da mükemmel bir film olan There Will Be Blood filminden bir sahneyle bir deney yapılmış. Bu deneyde gördüğünüz yuvarlak noktalar izleyicilerin o an kadrajda nereye baktığını size gösteriyor. Yuvarlaklar büyüdükçe o noktalara daha uzun süreyle bakıldığı anlamına geliyor. Bu deneyin tamamını ve bu aynı grubun yaptığı birkaç farklı deneyin bağlantısını da aşağıda bulabilirsiniz. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle aynı videonun sesli ve sessiz görüntüleri izlenirken seyirciler nerelere baktığında bazı ilginç küçük detaylı noktalar var. Bu videoya baktığımızda dikkatimizi çekmesi gereken birkaç şey var aslında. Birincisi seyirciler renklere, yani ışıklı parlak noktalara direkt dikkatlerini odaklayabiliyor. İkincisi karakterlere ve yüzlere. Çünkü biz gerçek hayatta da birisi bize konuşurken onun yüzüne bakarız. Yüzümüze bakılmadığı zaman onu bir saygısızlık olarak nitelendiririz. Üçüncüsü de kamera hareketlerinin ve ortaya çıkan şeylerin ve arka plandaki hareketlerinde ilgi çektiğini görebiliyoruz. Burada bu sahneleri izlerken her daim konuşulan karaktere bakılma oranının yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bunun haricinde yeni ortaya çıkan parlak nesneler veya karakterlerin de direkt ilgi odağı olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer kadrajda konuşan birisi varsa seyircilerin neredeyse tamamının ona baktığını da görebiliyoruz. Yine dediğimiz gibi bu gerçek hayattaki reflekslerimizden gelen bir özellik. Yakın planlar arası geçişlerde, yani diyalog sahnelerinde, açı karşı açılarda, amorstil diyoruz biz bunlara, geçişlerde seyircilerin devamlı olarak konuşmakta olan karaktere odaklandığını görebiliyorsunuz. Bu alıştığımız ve beklediğimiz bir şeydir ama burada esas sıkıntı yaratacak durum bir yakın plandan, bir diyalog sahnesinden yeni bir sahneye geçerken oluşabilecek durumdur. Burada da bunun çok güzel bir planlama ve kullanımın örneğini görüyoruz. O da dikkat ederseniz yeni sahneye, yeni plana geçmeden önce seyircinin son baktığı yer ile
bir sonraki plana geçtiğimizde seyircinin bakmasını istediğimiz yerin üst üste bindirilmesi. Bu daha sete girmeden önce planlanması gereken ve nerede kesme yapılacağını çok net bilindiği yerlerde yapılabilir ancak. Bunun çok yerinde örnekleri var. Kaç sene önce çıkan Mad Max filminde de bunu gözlemleyebilirsiniz. Bu aksiyon filmleri için çok önemli bir noktadır. Devamlı hareketin olduğu yerlerde bir sonraki kesmede eğer baktığımız noktada yine aksiyon oluyorsa bu bizim olan biteni daha rahat algılamamızı sağlar, kaybolmamızı engeller. Burada öyle bir sahne yok ama yine de karakterin yüzünden bir sonraki sahneye, haritaya baktıkları sahneye kestiğimizde yine odağımızın neredeyse birebir aynı noktaya getirildiğini görebiliyorsunuz. Böylece iki sahne arasındaki geçişte zihnen bir kopukluk yaşamıyoruz. Buradan komple yeni bir sahneye geçiyoruz. Dikkat ederseniz ufka kadar uzanan tren raylarının olduğu bir sahneye geçiyoruz. Ne demiştik? Kompozisyonun önemli öğelerinden iki tanesi çizgiler ve şekillerdi. Burada da ufka uzanan tren raylarını takip ediyor gözlerimiz ve seyircilerin çoğu ufka bakıyor ilk kadraj açılır açılmaz. Bir yandan da az önce bahsettiğimiz fenomenden de dolayı. Ondan sonra seyirciler yavaş yavaş sağ alt yüzeyde hareket eden bir nesneyi seçmeye başlıyor. Ve dikkat ederseniz bir yerden sonra herkes hareket eden arabayı takip etmeye başlıyor. Kameranın pan yapmasıyla, hareket etmesiyle beraber seyirciler halen hareket eden nesneyi takip ediyor. Ve bu araba binaların arkasına geçtiği zaman bile bu hareketi takip etmeye çalışıyorlar. Bu nesneyi görmeseler dahi. Arada diğer kadraja giren farklı nesnelere bakıyor olsak da ilgimiz, odağımız şu an hareket eden o arabada ve bu sesle de destekleniyor. Bu da bize sinemada hareketin, kamera hareketinin ve nesne hareketinin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir diğer öğe. Gözümüz her daim hareketi takip ediyor. Avcı reflekslerimizden gelen bir şey. Tüm bunları neden anlattık peki? İşte bu bize bir filmdeki en azından önemli sahnelerin tamamının bu şekilde planlanması gerektiğini gösteriyor. Yönetmen ve görüntü yönetmeni oturup seyircinin nasıl bir takip yapması gerektiğini planlaması ve bunu görsel dile dökmesi gerekiyor. İşte storyboardlama, visualization dediğimiz teknikler, daha önce Panic Room videosunda bahsettiğimiz tekniklerin var olma sebepleri de bunlar. Yani hadi sete gidelim, hop şimdi çekiyoruz diye bir çekim yöntemi aslında sadece amatörler tarafından yapılan bir şey. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Kompozisyon neden var olduğu ve mizansenin neresine oturduğu üzerine kısa bir video olmasını istedim. Beğendiyseniz likelamayı, beğenmeyi yani ve takip, bu nasıl bir takip, şöyle yapalım. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.